Üçüncü oturumu açıyorum. Ben çok fazla konuşmayacağım. Programındaki sıraya göre arkadaşlarıma söz vereceğim. Onları dinleyeceğiz. Yalnız bir iki kelam etmek istiyorum. Hem adete olmuş olayım. Şimdi malum ülkemiz aşağı yukarı şantiye gibi inşaat sektörü lise başladığında bunu tartışmayacağım. Yeri burası değil ama şu realite var. İnşaat hukuku bu bakımdan adeta bu da inşaat uygulanması çok yaygın olduğu için liste başı sayılabilir bu hukuk tanıda. Dolayısıyla çok önemli hukukçuların inşaat hukukunu iyi bilmesi lazım. Bunun için de öncelikle medeni hukuku iyi bilmek lazım. Ve dünden beri uygulama ile teori adeta köprüler kurarak karşılıklı birbirine fikir vererek görüş alışverişinde oldular. Bu çok faydalı. Aslında çok duyuyorum. Hukukçular da söylüyorlar. İşte efendim uygulama ayrı, teori ayrı. Bu beni irite ediyor. Uygulama ve teori ayrı olamaz, olmamalı. Esasen bütün hukukçular hukuk fakültelerinden mezun, üniversiteden mezun, yani teoriden mezun. Dolayısıyla teoriyle uygulama farklı sürelerine hiç katılamıyorum. Şu vaka gerçi bazı teorinin önüne gelmeyen uygulamacının önüne gelir ve geçici olsa da bir fark olabilir ama sonra onların anlaşmaları lazım. İşte bu sempozyumların en büyük faydalarından biri de o. Sayın Yargıtay üyeleri zahmet müzakirimiz oldu. Geldiler. Çok istifade ettik. Ve onlar da mutlaka teoriden istifade etmişlerdir. Bu köprülerin kurulması beni çok memnun ediyor ve bunun sık yapılmasını temenni ediyorum. İki tane al da alternatif. Kentsel dönüşüm diye bir gerçek var ülkemizde. Programda hiçbir konuşmacı bunu seçmedi. Ben de düşündüm, taşındım. Bazı şeyler anlatmak zorundaydım. Kentsel dönüşümü de katarsam anlatamam hepsini diye. Hatta işte dün kentsel dönüşüm dışındaki hazırlıklarımı bile anlatamadım. Süre kısıtlaması sebebiyle. Dolayısıyla kentsel dönüşümün inşaat hukuku sempozyumunda konuşulmaması bana göre önemli bir eksiklik olmuştur. Umarım bir başka vesileyle bu eksikliği tamamlarız. Ben şimdi başarılar diliyorum. Konuşmacı arkadaşlara sırayla Sayın Doçent Doktor Zafer Kahraman Bey, buyurun efendim. Saygıdeğer hocalarım, değerli Yargıtay üyeleri. Özellikle Sayın Hocam, çok saygı duyduğum Profesör Doktor Fikret Eren, huzurunuzda olmak benim için bir şeref. Beni çağırma nezaketini gösteren Sayın Hocam Profesör Doktor Erden Büyüksayış, şeref duydum hocam, çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, aranızda olmak benim için bir şereftir. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Geçmiş bayramınızı da kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi ben konu olarak inşaat sözleşmelerinde mücbir sebeple beklenmeyen hali anlatmayı seçtim. Ama sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bence borçlar kanunumuzdaki, Türk Borçlar Kanunu'ndaki eser sözleşmelerinin işte benim gömleğimi diken terziyle koskoca inşaatı yapan yüklenici için aynı hükümleri öngörmüş olması bazı sorunlara yol açıyor. İkisini bir gören Ortgen, çünkü Türk Borçlar Kanunu sonuç itibariyle iki işin de aynı iş olduğunu söylüyor ama sorunları farklı bu işlerin. O yüzden bana sorarsanız, yani şahsi görüşümü söyleyerek başlamak istedim, farklı düzenlemelerin de getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu düzenlemeler gelinceye kadar çok değerli hocalarımız, çok değerli Yargıtay üyeleri yorumlarıyla bu konuyu o kadar iyi geliştirdiler ki konu bambaşka bir yere gitti sayelerinde. Umuyorum kanun koyucu da inşaat sözleşmeleri için
mesela arsa payı karşılığı inşaat için farklı düzenlemeler getirerek sorunlara eğilecektir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hal konusunu dediğim gibi ele alacağım aslında. Bu sözleri söyleyerek başlamak istedim ilk başta. Şimdi öncelikle tanım ve unsurları ele almak istiyorum. Şimdi beklenmeyen hal dediğimiz şey, işin aslında umulmayan tesadüfi olaylardır. Zira hayatta herkes beklemediği, ummadığı bir takım arzu edilmeyen kazalarla, arzu etmediği olaylarla karşılaşabilir. Deprem, sel gibi doğal afetler, savaş, salgın hastalık, ekonomik yıkım gibi sosyal afetler, hukuki düzenlemelerdeki beklenmeyen ani değişimler, ithalat yasakları mesela, beklenmeyen hallerdir. Şimdi genellikle bu iki kavramı bir arada inceleriz hep. Halbuki mücbir sebep, beklenmeyen hal çatısı altında nitelikli bir beklenmeyen haldir. Mücbir sebep dediğimizde aslında önceden öngörülemeyen ve karşı konulamayan, tarafların kontrolü dışında meydana gelen ve illiyet bağını, sorumluluk için aranan, illiyet bağını kesen, borçlar hukuku anlamında da borcun ifasını imkansız hale getiren olağanüstü durumlar kastedilir. Şimdi burada bu tanımı özellikle yaptım. Aslında tanımdaki birçok şey beklenmeyen hallerin hepsi için geçerli. Beklenmeyen hallerin tamamı öngörülemeyen hadiselerdir mesela. Ya tamamında bir karşı konulamazlık vardır ve tamamı, neredeyse tamamı kişilerin kontrolü dışında meydana gelir. Ama beklenmeyen hal, yani alelade beklenmeyen hallerde mesela illiyet bağı kesilmez. Çünkü mücbir sebepteki illiyet bağını kesecek kadar güçlü olan olağanüstü olay beklenmeyen hal için aynı güçte gerçekleşmez. Birazdan bunları biraz daha detaylı söyleyeceğim. Şimdi bu unsurlar demek ki mücbir sebep için unsurlar olağanüstü zorlayıcı, yani insanı mecbur bırakan, mücbir diyoruz ya, insanı mecbur bırakan bir olağanüstü olayın varlığı, haricilik yani borçlunun kendisinden ya da kişinin kendisinden kaynaklanmayan, kontrolü dışında gerçekleşen bir hadise olması, kaçınılmazlık ya da karşı konulmazlık da diyebiliriz, öngörülemezlik ve yine mücbir sebebe özgü olarak illiyet bağının kesilmesi teorisi, yani son zamanlarda artık tamamen kabul görmüş durumda. Olağanüstü olay dediğimizde şunu söylemek istiyorum. Şimdi olağanüstü deyimiyle kastettiğimiz şey daha önce hiç görülmemiş, büyük ya da uzun süreli olması değildir olayın. Burada artık hukuk kurallarından ayrılarak kişiyi sorumluluktan kurtaracak düzeyde bir olayın gerçekleşmiş olmasıdır. Yani istisnai bir olayın gerçekleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla yaşamın olağan akışında hukuk kurallarının aynen uygulanmasının dışına çıkacak kadar zorlayıcı olması gerekir bu olayın. Ancak mücbir sebep dediğimizde kişi o kadar İstisnai bir olayla karşılaşmıştır ki mecbur kalmıştır borcu ihlal etmeye. Bu yüzden zaten illiyet bağını keser sorumlulukta. O kadar çaresiz kalmıştır ki kişi artık mecburen borcu ifade edemez durumdadır. Ve olağanüstü ile kastettiğimiz aslında istisnai bir olay olmasıdır bu açıdan. Hukuk kurallarının dışına çıkıp kişiyi sorumlu tutmayacağımız kadar istisnai olması gerekir. Ancak burada hangi olayın olağanüstü olduğu mutlak olarak bilinemez. Yani her coğrafya için, her bölge için, her ülke için farklı şeyler olağanüstüdür. Bazı coğrafyalarda deprem çok olağandır, bazı coğrafyalarda değildir. Bu nedenle mücbir sebebin nispi bir kavram olarak, yani mücbir sebepteki olağanüstülüğün nispi bir kavram olarak ele alınması gerekir. Her coğrafya ve her durum için farklıdır. Haricilik ile kastettiğim ise borcu ihlal eden kişiden, failden kaynaklanmayan dışsal, harici bir olay olmasıdır. Onun kontrolü dışında gerçekleşmesidir bu olayın. Diğer bir ifadeyle yaşanan olayın, beklenmedik hadisenin kişiye veya işletmesine isnat edilememesidir. Bu harici olay bir doğa olayı da olabilir. Yani sel felaketini örnek verdim. Büyük yangınlar olabilir mesela. Geçen sene ormanlarda oldu ve mücbir sebep ilan edildi mesela. Üçüncü kişilerden kaynaklanabilir. Mesela bir savaş durumu, isyan durumu. Yani şu anda mesela Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı ticaret engelleri hiç kimsenin kendisinden kaynaklanmayan olağanüstü, harici, mücbir sebep olarak ele alınabilir.
kaçınılmazlık ya da karşı konulamazlık derken kastettiğimiz ise her türlü tedbirin alınmasına rağmen gerçekleşmesi önlenemeyen hadiseler olmasıdır. Karşı konulamaz hadiseler olmasıdır. Meydana gelen olayın sonucunda borç ihlali yahut zararın ortaya çıkması tabii ki içinde bulunduğumuz halin şartları değerlendirildiğinde içinde bulunduğumuz bu şartta bulunan herkes için kaçınılmaz olmalıdır ki biz buna mücbir sebep diyelim. Mücbir sebeple beklenmeyen hali karşılaştırdığımızda burada bir fark görürüz. Beklenmeyen haller sadece mesela sizin için kaçınılmazdır. Belki başkaları bundan kaçınabilirler. Ama mücbir sebepten bahsediyorsak eğer o durumda bulunan herkes için kaçınılmaz, karşı konulmaz. Yani mutlak anlamda kaçınılmazlık diyorlar buna literatürde. Karşı konulamaz bir hadise olması gerekir. Alelade beklenmeyen hallerde ise bu kaçınılmazlık sadece sübjektiftir. Kişinin kaçamadığı bir durumdur. Öngörülemezlik dediğimiz ise bu olayın tahmin edilemeyen, sezilemeyen, önceden kestirilemeyen bir olay olması gerekir. Bunun kıstası sübjektif değil objektiftir. Yani o durumda bulunan herkes için kestirilemeyen, tahmin edilemeyen bir hadise söz konusuysa mücbir sebep vardır. Beklenmeyen hallerde ise yine bir sübjektiflik var. Dolayısıyla alelade beklenmeyen hallerle mücbir sebebi birbirinden ayırt ederken şunu görmek gerekiyor. Mücbir sebep herkes için kaçınılmazdır, herkes için öngörülemezdir. Halbuki diğer tür alelade tesadüfi olaylar, tamam tesadüfidir ama belki benim yerimde başkası olsa bunu öngörebilir, tahmin edebilirdi. Ben öngöremedim, ben tahmin edemedim. Daha sübjektif oluyor beklenmeyen hallerde. İlliyet bağının kesilmesi için şunu söylemek istiyorum. Alelade beklenmeyen haller illiyet bağını kesmez. Aşırı ifa güçlüğü yaratır alelade beklenmeyen haller. Bir takım ifada sorunlar yaratır ama illiyet bağını kesmez, imkansızlık yaratmaz. İlliyet bağını kesen mücbir sebeptir. Zira mücbir sebepte kişi borcu ihlal etmeye ya da o zararlı sonuca ulaşma konusunda zaten istemese de mecbur kalmıştır. Bu mecburiyet, yani mecburiyet altında olan kişiyi sorumlu tutmak doğru olmayacağı için mücbir sebeplerin illiyet bağını kestiği söylenir. Şunu bir kere söylemek istiyorum. İlliyet bağı aslında kesilmez. Hani literatürde hep böyle deniyor diye alışkanlıktan söylüyorum. İlliyet bağı kesilen bir şey değildir. Burada kastettiğimiz aslında şu. Mücbir sebep zararlı sonuca yol açtı. Benim davranışım değil. Yani benim davranışımla hiçbir zaman illiyet bağı yoktu zaten. Mücbir sebep yüzünden oldu bu. Ama literatürde alışkanlıktan herkes böyle söylediği için yani illiyet bağını keser diyorlar. Halbuki illiyet bağı orada kesilmiyor. Zarara mücbir sebep sebep oluyor. Borç ihlaline de mücbir sebep sebep oluyor. Şimdi mesela birazdan birkaç örnek daha vereceğim ama Covid-19 örneğini vermek istiyorum. Pandemi boyunca mesela kuaförler kapalıydı. Bu kuaförler ne oldu? Kapalı olmak zorunda kaldılar devlet emriyle. Kapalı olmayı istediler mi? Hayır, çalışmak istediler. Ama isteseler de istemeseler de kiraladıkları dükkanları kullanamadılar. Kiraya veren de istese de istemese de o dükkanın kullanıma bırakamadı. Devlet emriyle oldu bu. İki taraf da bunu istemiyordu. Bu bariz bir şekilde mücbir sebepti. Ama mesela Covid-19 her sözleşmeyi böyle etkilemedi. Bazı sözleşmeleri, yine pandemi deyimiyle söylüyorum, bazı sözleşmeleri hasta etmedi. Ama bazı sözleşmeleri böyle felç etti. Hukuki sonuçlarına gelelim şimdi mücbir sebeple beklenmeyen halin. Öncelikle sözleşme dışı sorumluluk bakımından, aslında baya baya unsurları anlatırken söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeceğim. Mücbir sebep kişinin fiilleriyle zarar arasındaki illiyet bağını keser ya da daha doğru söyleyişle o illiyet bağı hiç kurulmamıştır. Mücbir sebep zarara sebep olmuştur. Bu durumda kişi artık zararlı sonuçtan sorumlu tutulamaz. Çünkü onun fiiliyle zarar arasında illiyet bağı yok zaten. Mücbir sebep neden oldu bu sonuca. Alelade beklenmeyen hallerde ise kişinin sorumluluğu ortadan kalkmaz. Sadece tazminatın kapsam ve miktarı belirlenirken beklenmeyen halle karşılaştığımız için belki indirim söz konusu olabilir. Buna deprem örneğini vermek istiyorum. Yargıtay'ın 2013'te verdiği ve 2000'li yılların başlarında verdiği çeşitli kararlar söz konusu. Bu kararlarda mesela yıkıcı olmayan ama yine de şiddet bakımından belli bir seviyenin üstünde olan bazı depremlerde ortaya çıkan zararlarda Yargıtay dedi ki bu önlenebilirdi. Çünkü yıkıcı seviyede değildi. Önlenebilirdi
Ama siz öngöremediniz, siz önleyemediniz. Daha sübjektif olduğu için beklenmeyen hal olarak nitelendirdi bunu. Tazminat da indirime gitti ama mücbir sebep demedi. Bence çok doğru kararlardı. Ama hani bunun sınırı da nerededir? Tabii o bilimin söyleyebileceği bir şey. Sözleşmesel sorumluluğa geldiğimizde ise şunu görüyoruz. Mücbir sebep borcun ifasını imkansız hale getirir. Borçlu bundan ötürü artık sorumlu tutulamaz. Çünkü borç neden imkansız oldu? Benim bir kusurum yok ki. Mücbir sebep yüzünden oldu yine. Yani az önce ne demiştik? İlliyet bağı zaten kurulamıyordu. İlliyet bağı hem sözleşme dışı sorumlulukta zaten söz konusu. Sözleşmesel sorumlulukta da tazminat için illiyet bağı lazım. Burada da borcu ifa etmeme durumu benden değil mücbir sebepten kaynaklandığı için yine illiyet bağı kurulamamıştır. Birçok kitapta alışkanlıktan borçlunun kusuru yok yazar. Ama aslında orada illiyet bağı yok. Mücbir sebeple çünkü illiyet bağı kuruldu. Benimle değil, benim fiilimle değil. O yüzden borcun ifa edilmemesi mücbir sebep nedeniyle gerçekleştiyse burada kişi illiyet bağı kurulamadığı için tazminat sorumluluğu altına girmez. Mücbir sebep borcun doğumundan sonra ortaya çıktıysa eğer, ki öyle olmalı çünkü öngörülemezlik zaten şartlarından birisi, zaten mücbir sebebin içinde bir sözleşme kurduysak, mesela pandemi içerisinde biz bir kira sözleşmesi yaptıysak, ama pandemi varmış, zaten söyleyemeyiz, buna mücbir sebep diyemeyiz, zaten öngörülemez olması lazım. Dolayısıyla mücbir sebep için zaten sonradan ortaya çıkan bir hal olduğunu öngörerek bunu söylüyorum. İfa imkansızlığına yol açar. Sonradan ortaya çıkan ifa imkansızlığıdır. Ve kusursuz ifa imkansızlığıdır. Bu nedenle tazminatla sonuçlanmaz buradaki ifa imkansızlığı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Tazminatla sonuçlanmaz ama borcu sona erdirir mi? Sona erdirir. Bununla ilgili birazdan daha farklı açıklamalar da yapacağım. Sürekli borç ilişkilerinde nasıl, ani edimli borç ilişkilerinde nasıl diye ayırarak bunu cevaplamaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim öncelikle, alelade beklenmeyen hallerde imkansızlık ortaya çıkmaz. Alelade beklenmeyen haller çünkü mutlak anlamda kaçınılmaz değildir. Aslında kaçınabilirdik. Ama öyle bir halle karşılaştık ki ben kendim bunu başaramadım. Bu durumda alelade beklenmeyen haller için borcu sona erdiren bir imkansızlık söz konusu değildir. Sorumluluğu da ortadan kaldırmaz. Şartları oluşmuş ise Türk Borçlar Kanunu 138. maddesi uygulanarak aşırı ifa güçlüğü nedeniyle uyarlamaya neden olabilir alelade beklenmeyen haller. Borç kaçınılmaz olarak ifa edilemez hale gelmişse artık mücbir sebepten bahsederiz. İfa edilebiliyor ancak aşırı güçlüklerle karşılaşıyorsak bu beklenmeyen hallerden bahsedebiliriz. Öyle bir ayrım yapmak mümkün. Demek ki sonradan ortaya çıkan ifa imkansızlığı mücbir sebebin sonucu. Şimdi her sözleşme gerek kanunen gerek sözleşmesel olarak bir risk dağılımı içerir. Yani inşaat sözleşmeleri konumuz mesela, yüklenici belli riskleri düşünerek zaten o sözleşmeye girmiştir. Yani mesela maliyetler artacaktır ama anahtar teslim götürü bedel yapmıştır sözleşmeyi. Ona göre fiyat vermiştir, bazı riskleri üstlenmiştir. Şimdi kanun koyucu imkansızlığın sonuçlarını düzenlemiş. Kanun koyucu diyor ki, sonradan ortaya çıkan imkansızlık varsa riski kim taşıyacak? Bunu ben düzenlerim diyor. Türk Borçlar Kanunu 136. maddesinde diyor ki, sonradan ortaya çıkan ifa imkansızlığı halinde benim borcum sona erer. Riski ben taşımıyorum, ne güzel. İmkansızlıkla karşılaştım. Kanun bunu söylüyor. Yüklenici olarak, madem ki imkansızlıkla karşılaştın, oraya borcun sona erdi. Risk sende değil diyor. Ama bir yandan da bir denge yaratması lazım. Karşılıklı edimler söz konusuysa karşı edim de o zaman sona ersin diyor. Neden? Bu dengeyi tutturması lazım. Benim borcum sona erecekse karşı taraf hiç alacak elde edemeden tabii ki karşı edimi ödemek zorunda kalmasın diyor. Tabii bu bakın bu yedek hukuk kuralıdır. Ben sözleşmemde bunun aksini düzenleyebilir miyim? Şunu yapabilir miyim? İmkansızlık olsa bile tırnak içinde söylüyorum garanti ediyorum. Diyebilir miyim? Yani garanti sözleşmesinin yapılabildiği bir dünyada bence sonradan ortaya çıkan imkansızlığa ilişkin 136. madde kuralı bence emredici değildir. Ben imkansızlığa rağmen bir borcu ifa etmeyi garanti edebilirim çünkü. Borçlunun bildirim yükümlülüğü düzenlenmiş 136. maddede. Bu neden var? Tamam ben borçtan kurtulacağım, imkansızlığa uğradı benim borcum ama
Bir yandan da karşı tarafı da zarara uğratmamak için zamanında bildirmek zorundayım. Bakınız burada külfet demiyorum, yükümlülük diyorum. Neden? Yükümlülüğü yerine getirmezsem ve bundan dolayı zarar büyürse karşı tarafın zararını tazmin etmem gerekecek. Kanun koyucu bana bu yükümlülüğü yüklemiş. Bu nedenle zamanında bildirmek benim için de külfet değil, yükümlülüktür. Geç bildirirsem ve karşı taraf zarara uğrarsa bundan dolayı bunu tazmin etmem gerekecek. Tartışmalı konular var. Sonradan ortaya çıkan imkansızlık sadece borçları mı sona erdirir? Kanun koyucu böyle diyor. Hani kelimelere baktığımızda, lafzına baktığımızda kanun koyucu böyle diyor. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Kendi görüşümü söylemek için bu başlığı açtım. Bence ve benim gibi düşünen yazarlar da mevcut. Sözleşmenin ana edimleri sona erdiyse içi boş bir sözleşmenin de yaşıyor olmasının bir anlamı yok. Ana edimlerini kaybeden, imkansızlık nedeniyle ana edimlerini kaybeden bir sözleşme de sona ermelidir diye düşünüyorum. Bunun dışında ikinci bir soru işareti, imkansızlığın mutlaka objektif mi olması gerekir? Burada çok farklı görüşler var, tartışmalar var. Şu anda hakim görüş, sübjektif imkansızlığı da kabul ediyor. Sayın Yargıtay da sübjektif imkansızlığı kabul ediyor. Ben şahsi görüşümü de söyleyeceğim. Madem ki bu konferansta bana söz verme nezaketini gösterdiniz. Bence sübjektif imkansızlık imkansızlık değildir. Çünkü sübjektif imkansızlıkta aslında borç hala ifade edilebilir durumdadır. Bence sübjektif imkansızlık şartları oluşmuşsa uyarlamaya neden olabilir. Borcu ifade etmem benden beklenemiyorsa eğer bu yine ben uyarlama yoluna gidebilir ya da uyarlama mümkün değilse kanun koyucu ne diyor 138. maddede? Borcu sona erdirme yoluna da gidebilirsiniz diyor. Bence sübjektif imkansızlıkta borç kendiliğinden sona ermez. Uyarlama ya da uyarlama mümkün değilse borcu sona erdirme yoluna gidilir. Sübjektif imkansızlıkla ilgili verilen birkaç örneği söyleyeceğim burada. Örneğin bir sanatçının annesi vefat etmiştir, Allah korusun. O gün sahneye çıkması gerekiyordu. Bu artık ondan beklenemez denir. Evet, ona soralım o zaman. İstemiyorsa çıkmasın. Sözleşmeyi isterse ifa etme şansı var mı? Var. İmkansız değil o sözleşme. Ya da denir ki işte denizin dibine yüzük düşmüştür. Ben de o yüzüğü başka bir kişiye teslim etme borcu altındayımdır. Denizin ya da gölün sularını boşaltabilirsek o yüzüğü bulabiliriz. Denir ki bu benden beklenemez. Evet ama bana sorun. Ben belki evet diyeceğim ki bunu benden beklemeyin. Uyarlama bile mümkün değil. Bu borcu sona erdirmek istiyorum diyeceğim. O yüzden ben sübjektif imkansızlıkta borcun kendiliğinden sona ermesi görüşüne katılmıyorum. İmkansızlığın mutlaka daimi mi olması gerekir? Hakim görüş bu yönde. İmkansızlık daimi olmalı diyor. Neden? Şu görüşü savunuyor hakim görüş. Geçici bir imkansızlık halinde sonradan telafi imkanı var. Şimdi temerrütte de sonradan telafi imkanı var. O yüzden onu temerrüt sonuçlarına bağlıyor. Hakim görüş bu görüşte. Ben buna da katılmıyorum. Bence sürekli borç ilişkilerinde, örneğin kirada, az önce verdiğim pandemi örneğinde ne oldu? O süre boyunca o kuaför o dükkanı kullanamadı. Geçici bir imkansızlığa uğradı. Sonrasında sözleşme kaldığı yerden devam edecek belki. Ama dikkatinizi çekerim. 3 ay mesela yasaklar vardı. Nisan, Mayıs, Haziran. Bu 3 ay boyunca o kuaför zaman makinesine binip geçmişe dönemeyeceğine göre o 3 ayı asla kullanamayacak. O yüzden sürekli borç ilişkilerinde geçici imkansızlığın o 3 ay için borçları sona erdirdiği ama mesela o 3 aydan sonra, yani 3 ayı örnek olsun diye söylüyorum bu arada, geçici imkansızlık sona erdikten sonra felç olmuş sözleşmenin tekrar canlanıp devam edebileceğini düşünüyorum. Ama geçici imkansızlık bence imkansızlıktır en azından sürdüğü müddetçe ve sürekli borç ilişkileri için bunu söylüyorum. Ani edimli borç ilişkilerinde bu görüşte değilim tabii ki. Evet, az önce dedim ki mücbir sebep imkansızlığa sebep olur. 136. maddenin uygulanması gerekir ama bu yedek kuraldır. Aksine ben tabii ki taahhüt edebilirim. Alelade beklenmeyen hallerse dedim ve benim görüşüme göre sübjektif imkansızlık halleri de uyarlamaya neden olabilir. Türk Borçlar Kanunu 138. maddesi bence yedek hükümdür. Ancak kanunlaşma çalışmalarında kanun koyucu özellikle tasarıdaki aksi öngörülmedikçe kelimelerini çıkardı, emredici olduğu görüşünde olduğunu düşünüyorum ben kanun koyucunun 138. maddenin. Ben o görüşte değilim.
Neden diyeyim? Diyelim şunu söyleyeyim. Yani bir imkansızlık halinde bile ben garanti edebiliyorsam, imkansız olmayan bir halde hayli hayli garanti edebilmeliyim. Yani 138. maddenin de aksini öngörebilmeliyim. Burada bir soru işareti karşımıza çıkıyor. Acaba uyarlama kapılarını tamamen kapatan sözleşme yapabilir miyiz? Şimdi uyarlama kapılarını tamamen kapatan sözleşme derken şunu kastediyorum. Bu sözleşme asla uyarlanmayacak. O bina her zaman için 300 liraya yapılacak diyebilir miyiz mesela yükleniciye? Hiçbir uyarlamayı kabul etmeyeceğiz. Sözleşmemize bunu yazdık. Dikkatinizi çekerim. Uyarlama hükmü de bir sözleşme hükmüdür. O bile öngörülemezlikle karşılaşabilir. O bile uyarlanabilir. Dolayısıyla ben uyarlamayı yasaklayan hükmümüzü de uyarlayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden sözleşmeye böyle bir hüküm koysanız da bunun uyarlanabileceği bence düşünülebilir. Bu dediğimi tabii ki birçok kişi sevmeyecek ama maalesef ben bu görüşteyim. Şimdi uyarlama ne zaman karşımıza çıkıyor? Sözleşmede bir menfaatler dengesi yapıyoruz. Her sözleşme bir denge içerir. Bu sözleşmelerde risk de dağıtılır. Yani derim ki mesela şu olursa risk bende, bu olursa risk sizde. Örnek, ben eşime evlenme teklif etmek için yüzük satın aldım, teklif ettim. Kabul edip etmemesi benim tarafımdaki bir risk. Artık ben yüzüğü aldım, gittim, teklif ettim. Reddederse götürüp yüzüğü iade edemeyeceğim. Risk bana geçti. Satım sözleşmelerinde öyledir ya. Riskleri paylaştıran sözleşmeler bazı şeyleri öngöremedikleri için bazı riskleri paylaştırmamış olabilirler. Bu riskin kimin üzerinde kaldığı sözleşmede düzenlenmemiş olabilir. Uyarlama bunun için var. Tarafların öngöremediği, paylaştırmadığı bir riskle karşılaştıysak ve bu risk sebebiyle, bu risk gerçekleştiği için menfaatler dengesi bir tarafın lehine ve öbür tarafın aşırı derecede aleyhine değiştiyse artık biz sözleşme içindeki adaleti kaybetmiş oluyoruz. Sözleşme içinde adaletin terazisi şaşmış oluyor. O derece şaşıyor ki artık kimse benden borcu ifa etmemi bekleyemez hale geliyor. Dürüstlük kuralı da var tabii bu işin tartısında. Dürüstlük kuralı icabı ben bunu ifa etmem benden beklenemeyecek hale geliyor. Sözleşme içi adaleti yeniden sağlama görevini Türk Borçlar Kanunu 138. maddesi hakime veriyor. Hakimin aşırılıkları törpüleme gücü, bakın bu bir sözleşmeye müdahale gibi düşünmeyelim. Ama yine de bir tür müdahaledir tabii ki. Birkaç yerde verilmiştir. Mesela aşırı görülen cezai şartı indirmekte ve en önemlisi işlem temeli çöktüğü zaman uyarlamada. Ama şunu söyleyeyim. Hakime sosyal mühendislik görevi verilmiyor burada. Diyoruz ki siz isterseniz kendiniz mutabakatla uyarlayın. Sorun yok. Siz yapabiliyorsanız ne güzel anlaşarak. Yapamadığımız zaman karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Ben uyarlamak istiyorum çünkü benim aşırı derecede aleyhime değişti bu olaylar ve şartları oluştu. Ben uyarlamak istiyorum, karşı tarafın iradesi o yönde değil. Karşı tarafın iradesinin yerine geçmek üzere ben hakime başvuruyorum işin aslında. Bu sözleşmemizdeki adaletin terazisini düzelt lütfen diyorum hakime. Ve hakim, mesela kanunda diyor ya, şuraya yazmış mıyım? Sözleşme tarafların başvurusu üzerine hakim tarafından uyarlanacak ama aslında taraflar mutabakatla da yapabilirdi. Kanun devamında şunu diyor. Diyor ki bize, eğer uyarlanamazsa o zaman sözleşmeyi sona erdirebilirsiniz. Uyarlanamazsa ne demek? Şimdi size şunu söyleyeceğim. Eğer olay benim yüce gönlüme kaldıysa ben her sözleşmeye uyarlanırım. Ama uyarlamada bize verilen görev benim gönlümden bu geçiyor şeklinde uyarlamak değil, taraflar bu sonradan ortaya çıkan, öngörülemeyen hadiseyi öngörmüş olsalardı riski nasıl dağıtırlardı? Tarafların farazi iradesini anlamaya çalışmak. Ve eğer tarafların bu olayı öngörmüş olsalardı, bu sözleşmeyi hiç yapmayacakları sonucuna ulaşırsa hakim, işte o zaman uyarlanamaz bu sözleşme demesi gerekiyor. Yani kendi gönlü uyarlayamayacağı için değil, ya da hukuki bilgisi yetmediği için değil, o sözleşme gayet uyarlanabilir ama tarafların farazi iradesine baktığımızda taraflar bu olayla karşılaşacaklarını bilselerdi uyarlamaya değil, sözleşmeyi sona erdirmeye giderlerdi sonucuna ulaşabiliyorsa hakim, o zaman bu sözleşmeyi uyarlamayıp sona erdirme yoluna gidebilir. İnşaat sözleşmelerine etkisi ne çok? Süren var mı bilmiyorum, çok özür dilerim, belki uzattım. İnşaat sözleşmelerinde karşımıza çıkan sorunlar ne olabiliyor? Örneğin imar mevzuatında bir değişiklik olabiliyor.
İnşaat için gerekli malzemenin ithalatını engelleyen ithalat yasakları olabiliyor. Tarihi eser keşfedilmesi, bizim mesela benim üniversitemde, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir bina yapılacaktı. Alttan tarihi eser çıktı. 10 senedir duruyor orası öyle. Buyurun size, bir mücbir sebep inşaata yasak geldi. Bu durumda inşaatın tamamlanması yahut devam etmesi imkansız hale geliyor. Burada ne yapacağız? Öncelikle sözleşmenin kendisine bakacağız. İnşaat sözleşmesi mücbir sebebi çözmek için risk dağılımı yapmış mı, bir çözüm önermiş mi? Sözleşme kendi kaderini tayin edecek yani. Sözleşme bunu başaramıyorsa o zaman imkansızlıkla karşılaştığımız için Türk Borçlar Kanunu 136. maddesine bakabiliriz. Bu mücbir sebep olduğu ve imkansızlığa yol açtığı için. Geçici imkansızlık hallerinde ne olur? İnşaat sözleşmeleri geçici olarak da imkansız hale gelmiş olabilir. O zaman bu ihtimalle karşılıklı borçlar sona ermiyor. Ancak mücbir sebebin devam ettiği müddetçe o inşaat duruyor. O sürede kimse benden ifa bekleyemiyor çünkü mücbir sebep var. Ama ne zaman ki mücbir sebep bitiyor artık ben ifa edebilir hale geliyorum. O geçen süre benim toplam inşaat süreme eklenecek. O sürede gecikmeden dolayı çünkü ben kusurlu değilim. Ancak yine Yargıtay'ın çok değerli bir içtihadı var. Akde tahammül süresi dediğimiz bir şey var. Kimse de sonsuza kadar mücbir sebep bitecek mi acaba, bugün mü bitecek, yarın mı bitecek diye beklemek zorunda değil. Dolayısıyla eğer ki mücbir sebep çok uzarsa artık o sözleşmeyi feshetme hakkı, dürüstlük kuralı icabı taraflara verilmeli diyoruz. Tabii bunu sözleşme yazarsak en güzeli. Uyarlama mümkün olur mu? Mücbir sebeple değil de beklenmeyen halle karşılaştıysak tabii ki uyarlama söz konusu olabilir. O zaman önce yine kanuna değil, önce yine sözleşmeye bakacağız. Uyarlama ile ilgili hangi hükümler getirilmiş? Bir uyarlama maddesi var mı? Eğer sözleşmede bu düzenlenmemişse Türk Borçlar Kanunu 138. maddesi uyarınca uyarlama yapılabilecek. Ya da biz mutabakatla yine kendi aramızda yapabiliriz. Uyarlamalı nasıl yapılacağını dair ben anlattım zaten. Burada tekrar slide koymuşum. FİDİK'e bakalım. İnşaat sözleşmelerinin biliyorsunuz uluslararası yeknesak düzenlemesi FİDİK. Kırmızı kitap 2017, yani ikinci basını söylüyorum. Madde 18 mücbir sebebi düzenlemiş. Burada deniyor ki mücbir sebepten etkilenen taraf hangi edimlerin etkilendiğini de belirterek 14 gün içerisinde durumu karşı tarafa bildirmelidir. Mücbir sebep devam ettiği takdirde her 28 günde bir mücbir sebep devam ediyor diye bildirimde bulunmalıdır. Taraflar mücbir sebebin istenmeyen zararlı etkilerini en aza indirmek için gereken çabayı göstermekle yine yükümlüdür. Yani bildirmek de bunun içeriğinde tabii ki. Mücbir sebep nedeniyle geciken yüklenici ek süreye hak kazanır. Ek maliyete katlanması gerekirse de mücbir sebepten kaynaklanan ek maliyeti iş sahibinden talep edebilir diyor yine 18. madde. İşler tek seferde 84 gün durursa ya da birden çok seferde toplam 140 gün durursa taraflar haklı nedenle fesih bildiriminde bulunabilirler. Bildirimden itibaren 7 gün içerisinde de sözleşme sona erer diyor 18. madde. FİDİK'te uyarlama maddesi de var. Ama tabi adına uyarlama demiyor. Sözleşmede değişiklik diyor. Çünkü uyarlama sözleşmenin değişmesidir. Mühendis talimat vererek değişiklik önerebilir. Değişiklikler süre uzatımı olabilir. Yani biz genelde uyarlama deyince bedelle ilgili şeyler düşünürüz ama süre uzatımı, vadenin değişmesi de olabilir. Ama bedelde değişiklik de olabilir. Maliyetteki artışlar için de ya da hukuki değişimler söz konusuysa yine uyarlama istenebilir. Koşulları varsa süre uzatımı talep edilebilir diye bunları da söyleyeyim. Çok kısaca söyleyeceğim ama aslında uzun. ICC'de de, Milletler Arası Ticaret Odası'nda da mücbir sebep maddesi düzenlenmiş. Bakınız bunlar kanun diye değil, hani sözleşmeye koyabilelim diye düzenlenen şeyler. Uzun form dedikleri bir form var. Mücbir sebebi önce tanımlamış. Çeşitli hallerin mücbir sebep olacağını söylemiş. Burada farkı söylemek istiyorum. Bizim mücbir sebep tanımımızla ICC'nin uzun formdaki mücbir sebebinin bir farkı var. Bakın kişinin makul kontrolü dışında olması, makul olarak öngörülememesi, makul olarak kaçınamaması, yani mutlak kaçınılmazlık demiyor, mutlak öngörülemezlik demiyor, makul öngörülemezlik, makul kaçınılamazlık diyor. Orada bir
Yani biz makul bir kişiyi düşünerek bunu anlamamız gerekiyor diye söylüyor ICC mücbir sebep için. Burada uzun ama şöyle söyleyeyim kısaca. İfa yardımcısı mücbir sebebe uğradı. Borçlunun kendisi mücbir sebeple karşılaşmamışsa ifa yardımcısının mücbir sebebi imkansızlığa yol açmaz diyor ICC. Bunlar öneri tabii, tavsiye niteliğinde sözleşmelerimize koyabilelim diye. Mücbir sebep varsayılan olayları sayıyor. Bu olaylar yaşandıysa artık şunu tartışmamıza gerek yok diyor. Yani öngörülemezlik falan, bunları tartışmamıza gerek yok. Sadece kaçınılmazlığı tartışacağız bunları yaşarken diyor. Bildirimde bulunmak gerektiğinden bahsediyor. Sonuçları olarak yine imkansızlık olabilir diyor. Bu durumda eğer geçici süre devam ediyorsa geçici süre borçlar durur. Daimi olarak devam ediyorsa daimi olarak sona erer diyor. Zararı azaltma yükümlülüğü vardır diyor yine Filik'te olduğu gibi. Sözleşmenin sona ermesini ve sonra sebepsiz zenginleşmeyi de anlatıyor. ICC'de böyle mücbir sebep maddesini alıp sözleşmelerimize koyabilelim, derc edebilelim diye önerileri oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, benim için şeref oldu. Teşekkür ederim. Kaza deniyordu. Şimdi beklenmeyen hal çok da iyi seçilmiş bir terim değil. Mutlaka bunun yerine daha güzelinin araştırılması, bulunmasına gayret edilmesi gerekir. Sebebi şu, şimdi mücbir sebep de beklenmeyen haldir aslında. Mücbir sebep, Arapça bir kelime, icbar edici, zorlayıcı sebep demektir. Ve beklenmeyen hal, kimse beklemez mücbir sebep, bekleyemez. Aslında beklenmedik hal, mücbir sebepten ayrı olarak daha hafif olan anlattı arkadaşımız, tamam. Ama terim olarak çok tatminkar değildi tek. Zafer Bey de yer yer alelade beklenmeyen hal demek durumunda hissetti kendini. Gerçekten mücbir sebep tamam, çok yerleşti. Ama beklenmeyen hal uygun bir terim değil. Çok teşekkür ederim. Eğer Zafer Bey bir şey söylemek istiyorsa dinleyelim. Yoksa ben hemen Emrah Bey'e vereceğim sözü. Var mı Zafer Bey? Peki. Yok hocam, çok teşekkür ederim. Efendim, Sayın Doçent Doktor Emrah Kulaklı, buyurun. Değerli hocalarım, kıymetli Yargıtay üyeleri ve katılımcılar, her birinize hoş geldiniz demek istiyorum ben. Sunumların sona yaklaştığı bir anda hoş geldiniz. Önce tutun. Ses gelmiyor mu? Öyle biraz yaklaştırayım o zaman. Her birinizi saygıyla selamlıyorum ve bu güzel sempozyumun organizatörleri olan başta düzenleme kurulu olarak hocamız Profesör Doktor Fikret Eren'e, aynı zamanda yine Lexist ortaklarından Doktor Eyüp Kula ve onun nezdinde tüm ekibine ve yine aynı şekilde hocam Sayın Profesör Doktor Erdem Büyüsay Uyman hocama da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yine ev sahipliği yapması dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi'ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşaat Hukuki Sempozyumu dendiğinde elbette Sayın Hocam da söyledi, Abdülkadir Hocam da söyledi biraz önce, kentsel dönüşümle ilgili bir başlık açılması gerekirdi dedi. Bunun gibi birçok başlık daha açılabilir. Malum ülkemizin doğal bitki örtüsünün yapı olduğunu düşündüğümüzde bununla ilgili birçok sorunun da yapıların yanında çıktığını pıtırak gibi. Dolayısıyla bu işin sonunun olmadığını söylemek mümkün. Ben bu noktada biraz idare hukuku, imar hukuku noktasına yaklaşarak sorunu bu noktada irdelemek istiyorum. Malum zaten söz konusu yapı olduğunda kamu hukuku, yani idare hukuku ve özellikle imar hukuku ilkeleriyle de temas halinde olması kaçınılmaz oluyor. Bu noktada dünden beri değerli hocalarımız ve Yargıtay üyelerimiz, tüm konuşmacılar ifade ettiler. İnşaat sözleşmesi esasen Türk Borçlar Kanunu madde 470 ve devamındaki eser sözleşmesinin özel bir görünümü niteliğinde. Buradaki bir eser meydana getirilmesi
yüklenici tarafından bir inşaatın, bir yapının meydana getirilmesi şeklinde temin edilmek suretiyle eser sözleşmesinin özel bir görünümü olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türk Borçlar Kanunu 471 devamındaki hükümlerin uygulanacağını zaten ifade etmiş olduk. İşte buna göre de zaten yüklenici bir yapıyı inşa edecek. Bunun karşılığında da iş sahibi veya arsa sahibi dediğimiz kişinin de bir bedel ödemeyi yüklenmiş olduğunu ifade edebiliriz. Yine birçok sunumda da ifade edildiği üzere inşaat sözleşmeleri zaman içerisinde gereklilikler dolayısıyla yüklenicinin yapıyı inşa etme edimi sabit olmak üzere diğer edimlerdeki farklılaşmalar dolayısıyla farklı atipik sözleşmelere evrildiğini de görüyoruz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gibi, efendime söyleyeyim, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleri gibi, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan bir takım projelerde olduğu gibi birçok atipik sözleşmeye evrildiğini görmek mümkün. Bu sözleşmelerden hangisi olursa olsun yalnız bunların ortak noktası inşaat sözleşmesinin hayata geçirilmesi için en önemli unsurlardan birisi olan söz konusu taşınmaz arsanın yapılaşmaya uygun olması, her birinizin bildiği üzere. Dolayısıyla yapılaşmaya uygun olmayan bir arsa için inşaat sözleşmesinin hangi model benimsenirse benimsensin mümkün olmadığını söylemek mümkün. Bu anlamda genel düzenleyici işlem olarak idare hukukçuları tarafından tabir edilen imar planları ile buna bağlı olarak düzenlenen bireysel düzenleyici işlem niteliğindeki yine yapı ruhsatı inşa edilecek yapının içeriği yani esasları ve unsurları noktasında belirleyici bir noktada. Yani doğrudan etki eden bir esasa sahip, bir fonksiyona sahip diyebiliriz. Bu anlamda sözleşmenin içeriği itibariyle çok önemli bir noktada olduğunu tekrar sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla imar planları ve yapı ruhsatları iş sahibiyle yüklenici arasındaki inşaat sözleşmelerinin merkezinde duruyor diyebiliriz. Her ne kadar sunumumun başlığı biraz uzun olmuşsa da bu pahasına ben konumu onun içerisine sığdırmaya çalıştığımı ifade etmiş olayım öncelikle. Dolayısıyla bu sunumda asıl üzerinde durmak istediğim şey inşaat sözleşmelerine konu olan yapının imar planı ve buna bağlı olarak da yapı ruhsatı iptal edildikten sonra bu safhaya kadar uygun biçimde inşa edilmiş olan yapıların hukuki durumu ve bunun gerek iş sahibinin gerekse yüklenicinin karşılıklı edim yükümlülüklerine etkisi üzerinde durmak istiyorum. Bu bağlamda önümüzdeki dakikalarda da bahsedeceğim. Özellikle Danıştay kararları doğrultusunda kazanılmış hak mevzusu üzerinde durmak istiyorum. Şimdi inşaat sözleşmeleriyle ilgili olarak sözleşme akdedildikten sonra ifa imkansızlığı sebebiyle tasfiyesinin söz konusu olabileceği bir takım haller ortaya çıkabilmektedir. Değerli hocam, Doçent Doktor Zafer Kahraman hocamın konusu itibariyle hemen arkasından olması aslında belki isabet oldu. İnşaat sözleşmeleri bakımından bakıldığında kitaplarda, monografilerde verilen en birinci örnek de zaten imar planının iptali ve buna bağlı olarak yapı ruhsatının iptali halinde sözleşmenin hukuki akıbeti ne olacaktır sorusuna verilen cevap bir ifa imkansızlığı şeklinde yanıtlanmaktadır. Dolayısıyla klasik örneklerinden birini teşkil etmektedir desek yanlış olmaz imar planlarının iptalinin inşaat sözleşmelerine etkisi noktasında. Nitekim Yargıtay'ın bu noktada birçok kararını ifade etmek mümkün. Şu anda notlarımın arasında var ama zaman dolayısıyla okumayacağım. Mealen evet bu bir ifa imkansızlığı doğurur. Bu bir mücbir sebeptir. Dolayısıyla artık sözleşme ilişkisinin tasfiyesi gerekir. Bu durumda bu durumun sebep olduğu etkiye bakacak olursak yine eser sözleşmesinin hükümleri arasında her birinizin malumu olduğu üzere madde 485 hükmü devreye giriyor. İş sahibinin risk alanına giren bir ifa imkansızlığı sebebi dolayısıyla
sözleşmenin tasfiye ilişkisi içerisine girmesi ve ne şekilde tasfiye edilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm, özellikle bir ifa imkansızlığı halinde, yani tarafların sorumlu olmadıkları bir durum ortaya çıktığı hallerde, ki bu durum öyledir, birinci fıkra hükmü devreye giriyor. Buna göre hükmün ilk fıkrasını okuyorum. Eserin tamamlanması iş sahibiyle ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderleri isteyebilir diyor. Görüldüğü üzere kanun koyucu iş sahibinin risk alanına giren sebeplerle ortaya çıkan ifa imkansızlığına yüklenicinin de bu durumdan zarar görmemesini bir başka ifadeyle hakkaniyete uygun bir şekilde bu sözleşme ilişkisini tasfiye etmesi amacıyla farklı bir sonuç bağlıyor. Normalde genel hüküm niteliğindeki Borçlar Kanunu 136 hükmünden ayrılarak yaptığı işin değerini ve bu değerin buna girmeyen diğer giderleri de talep edebileceğini ifade ediyor yüklenici açısından. Halbuki madde 136'ya bakacak olsaydık, burada hele ki eser sözleşmesinin, yani inşaat sözleşmesinin edim sonucunu ihtiva eden bir sözleşme olduğunu göz önüne aldığımızda yüklenicinin bir şey talep edememesi gerekecekti. Bu noktada kanun koyucu hakkaniyete uygun bir çözüm bulmak adına genel hükümlerden ayrılıp 485 hükmünü düzenlemiştir diyebiliriz. Buradaki durum nereden kaynaklanıyor? Sabahki oturumda da bu tartışma konusu oldu ve ifade edildi. Dünkü konuşmalarda da ifade edildiğini hatırlıyorum. Eser sözleşmesinin edim süresi bakımından değerlendirildiğinde ani edimli midir, sürekli edimli midir tartışmasından yola çıkarak belki bu hükmün mantığını kavramak mümkün olabilir. Nitekim ani edimli bir sözleşme olsaydı ki tartışılan, fakat yine 1984 tarihli Yargıtay yani İçtihat Birleştirme Genel Kurulu kararıyla olayın bir şekilde yargı kararıyla neticelendirdiği bir husus olarak ifade etmek istiyorum bunu. Bu noktada ani edimli bir sözleşme deyip kestirip atsaydık, yüklenicinin herhangi bir şeyi teslim edemediği için bir talepte de bulunamaması gerekecekti. Fakat sürekli edim tarafı da vardır malum olduğu üzere. Çünkü bir yapıyı inşa etme ve devamında teslim diye bir ifadeyi bu noktada öncelememiz gerekir. Yani yüklenicinin edimi ifa sürecine de kanun koyucu bu hükümde bir değer atfetmiştir. Ve yapmış olduğu işin değerini ve bununla beraber giderleri de bu noktada talep edebilme hakkını kendisine bu hükümle bahşetmiştir. Bu noktada madde 136 hükmünden, yani ani edimli bir sözleşmenin tasfiyesinden ayrıldığını söylemek mümkün inşaat sözleşmeleri bakımından. Dolayısıyla madde 485'e göre en temel sonuç nedir? Elbette borç ilişkisi sona erecektir. Tartışmalı olmakla birlikte genel kabul gören veya benim kanaatim itibariyle borç ilişkisi sona erecektir. Bununla beraber yapılan işin oranı tespit edilecek ve buna mukabil işin değeri ve yapılan giderler yükleniciye, iş sahibi tarafından ödenecektir. Ve bu şekilde tasfiye süreci tamamlanacaktır. En genel manada ifade edecek olursak. Tabii imar planı yapının inşası sonrasında, yapının tamamlanması sonrasında iptal edildiği takdirde yüklenici açısından bir sorun ortaya çıkmaz bu açıdan bakıldığında. Çünkü yapılan işin tamamı değerlendirileceği için, giderler de bu anlamda tamamen karşılanması gerektiği için iş sahibi tarafından, bu noktada bir sorun yoktur iş sahibi tarafından tazmin edilmesi gerektiği için diyebiliriz. Yine kat karşılığı inşaat sözleşmesinde de kendi arsa payını devralma hakkına, talep etme hakkına sahip olacağı için bu noktada da yine yüklenicinin bir mağduriyeti, imar planlarının iptali dolayısıyla söz konusu olmayacaktır. Yüklenici tarafından bakıldığında durum genel olarak böyle.
iş sahibi ile kıyaslandığında ise tam olarak böyle olduğunu söylemek mümkün değil iş sahibi tarafı, iş sahibi bakımından. Gerçekten de plan iptali sonrasında iş sahibinin yapı üzerindeki hakkı hususunda muhtelif görüşler ve muhtelif tartışmalar mevcut çünkü. İmar planı ve yapı ruhsatının iptaline kadar inşa edilmiş yapının hukuki durumu ve buna bağlı olarak iş sahibinin bu yapı üzerindeki hakkı hususları tartışmalıdır. Gerek Danıştay kararlarında, gerek öğreti tarafından tartışmalıdır. Hatta önceki Danıştay kararlarıyla daha sonraki Danıştay kararlarının bu anlamda farklılık arz ettiğinde söylemem gerekir. Tartışmanın bu noktada özüne baktığımızda aslında plan ve yapı ruhsatının iptaline kadar hukuka uygun bir şekilde inşa edilmiş yapı üzerinde iş sahibinin kazanılmış hakkı var mıdır, yok mudur tartışması işin özüdür. Bu noktada gerçekten de planı arsa sahibine sormadan yapan idaredir. Yapı ruhsatını buna bağlı olarak veren yine idaredir. Tek taraflı bir işlemdir bu anlamda. Yani iş sahibinin veya arsa sahibinin bir dahli yoktur. Daha sonra yine arsa sahibinin hiçbir dahli olmaksızın şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı gereğiyle bir plan iptali söz konusu olmuştur. Bu noktada iş sahibinin hiçbir dahli olmadığı bir süreçte durumu ne olacaktır? Bunu sormak gerekir. Bu noktada iş sahibinin plan ve yapı ruhsatı iptaline kadar tamamlanmış veya kısmen tamamlanmış yapı üzerinde kazanılmış hakkının varlığı kabul edilirse iş sahibi hukuken korunan bir hakka sahip olacaktır. Aksi takdirde iş sahibinin yapı üzerinde bir hakkının olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat burada şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bir yandan eser sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu ifa imkansızlığında yüklenici ile iş sahibi arasındaki sözleşme ilişkisini tasfiye ederken yüklenici en azından o dakikaya kadar yapmış olduğu işin değerini ve bununla beraber giderlerini talep edebiliyor. İş sahibi bunu karşılamakla mükellef tutuluyor. Diğer yandan iş sahibi plan iptali dolayısıyla kısmen yapılmış veya tamamı bitirilmiş olmasına rağmen ruhsatsız ve plansız hale gelen yapısıyla ilgili olarak bir belirsizlik yaşıyor. Peki bu noktada yargı kararları ne diyor? Bir buna bakacak olursak, kazanılmış hak bağlamında bu noktadaki kararları ikiye ayırarak ifade etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi, idarenin bizzat kendisinin plan iptallerini ve yapı ruhsatlarını iptal etmiş olması halinde gerek öğreti tarafından gerek mahkeme kararları tarafından iş sahibinin bir kazanılmış hakkı olduğu kabul edilmekte. Bu noktada hukuka uygunluk şartının gerçekleştiğini kabul ediyor mahkeme kararları ve doktrin. Asıl problem imar planlarının ve buna bağlı yapı ruhsatlarının yargı kararlarıyla iptal edilmiş olması halinde durum ne olacak? Ki çok büyük oranda da bu şekilde seyrediyor bu problem. Bu noktada da yargı kararlarını önceki tarihli ve sonraki tarihli kararlar olarak ikiye ayırarak incelememiz gerekiyor. Çünkü önceki tarihli kararlarda iş sahibinin bu noktadaki kazanılmış hakkı eğer yapı tamamlanmışsa tamamıyla ilgili, henüz tamamlanmamışsa, kısmen tamamlanmışsa, tamamlanan kısım için mevcut olduğunu kabul ediliyor. Bu noktada evet iş sahibinin de yükleniciye karşı bir takım edim yükümlülükleri olmakla beraber kazanılmış hakları dolayısıyla da mağdur edilmediğini Danıştay kararlarında görebiliyoruz. Fakat daha sonraki yıllarda verilen Danıştay kararlarında ise
bu kazanılmış hakla ilgili görüşünün Danıştay tarafından değiştirildiğini, farklılaştığını görüyoruz. Bu noktada imar planının yargı tarafından iptali halinde bir kazanılmış haktan bahsedilemeyeceğinden, dolayısıyla planın iptaliyle birlikte dayanağı da ortadan kalkan yapı ruhsatının re'sen dahi olsa iptal edilmesi gerektiğinden ve neticede ruhsatsız kalan bu yapının yıkım kararı alınarak son olarak yıkılması gerektiğinden bahsediyor. Tabii bu noktada iş sahibinin pozisyonu 180 derece değişiyor. Hem yüklenici nezdinde bir takım yükümlülüklerini ifa etmesi gerekiyor. Diğer yandan da herhangi bir kazanılmış haktan bahsedilemeyeceğine göre kendisinin bu noktada bir mağduriyetinden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla eski tarihli kararlarının aksine tamamlanan veya kısmen inşa edilmiş yapılar hakkında kazanılmış hakkın varlığından bahsedilemeyeceğinden bahsedilemeyeceğini söylemek bu noktada mümkün. Şimdi burada eski ve yeni tarihli Danıştay kararları göz önüne alındığında ve kamu yararı ilkesi ile birlikte değerlendirildiğinde benim sonuç olarak özetlemek istediğim veya olması gerektiğini düşündüğümü söyleyecek olursak, bir, bu noktada tamamlanmış yapılar bakımından ele alacak olursak, plan iptal edilene kadar yapının ruhsata uygun biçimde inşa edilmiş olması halinde yapının kural olarak korunması gerektiği kanaatini taşıyorum. Bununla beraber yapı iptal edilen imar planının yerine yapılan yeni imar planına uyumlu olmasa bile kural olarak idarenin ve üçüncü kişilerin bu aykırılığa katlanması ve yapının muhafazası gerekir diye düşünüyorum. Fakat henüz tamamlanmamışsa bu yapı, bu noktada da imar planının iptaliyle birlikte yapının seviyesinin tespit edilerek bu seviyede yine iş sahibine bir kazanılmış hak, müesses duruma uygun bir kazanılmış hak tanınması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla yapı ruhsatının geriye etkili değil, ileriye etkili bir şekilde iptali sonuç doğurmalıdır diye düşünüyorum. İnşaat sözleşmesi bakımından bu meseleyi ele aldığımızda imar planını idare kendi başına, az önce söylediğim gibi, arsa sahiplerine veya sözleşme taraflarına sormadan yapmaktadır. İnşa edilecek yapının emsal değerleri ve yapılaşma şartları da bu imar planına göre belirlenmektedir. Nasıl ki planların yapılmasında ve yapılaşma şartlarının belirlenmesinde arsa sahiplerinin bir dahli yoksa, bu sebeple plan iptalinde de kural olarak kusurlarının olmadığı gerekçesiyle bu hakkın kendilerine verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada diğer taraftan bunu destekleyecek bir argüman olarak, eğer elbette kamu yararı gerekçesiyle, şehircilik ilkeleri gerekçesiyle, planlama esasları gerekçesiyle bazı hallerde bu kazanılmış hakların istisnaen verilmemesi gerektiği de gözden uzak tutulamaz. Mesela Boğaziçi ön görünümlü olan bir yapı ile ilgili belki bunu söylemek mümkün olmayacaktır. Veyahut yapının statiyle ilgili bir problem olduğu veyahut tarihi eserle iltisaklı olduğu bir arsada böyle bir şeyin yapılması ihtimalinde elbette bu sonuca varılamayacaktır. Böyle bir ihtimalde de muhakkak iş sahibinin tam bir tazminatla tüm zararının giderilmesi suretiyle ancak bu yapılarla ilgili yıkım kararı alınması ve bunun uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Aksi bir yorum zaten ciddi anlamda idare içinde bir kamu zararı oluşturacaktır. Hali hazırdaki durum nedir? Danıştay'ın son vermiş olduğu kararlarda da ifade edildiği üzere iptal edildikten sonra ben kendi idare hukuki ilkelerim doğrultusunda imar planları iptal edilince yapı ruhsatını iptal ederim.
inşaatı durdururum, derhal tutanak tutup yıkarım, yıkım kararı alır ve yıkarım. Peki iş sahibi, iş sahibine tam yargı davası açma hakkı her zaman var. Bu etkin bir koruma değildir, çok açık. Kaldı ki ülkemizin zaten yani ekonomik anlamda talep edilen faizlerin veyahut tahsilatın zararının karşılanmasında çok yetersiz olduğu da göz önünde alındığında bunun etkin bir koruma yolu olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla müktesep hak meselesinin iş sahibini de koruyan bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Zararın da bir kamulaştırma bedeli olarak değil, özel hukuk anlamında gerçek bir tazminat olarak karşılanması gerektiği kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabiri yerindeyse Emre Hoca elini taşın altına koymuş, böylesine ilginç ve çetrefil bir konuyu ele almıştır. Bundan dolayı da kutlarım ve vardığı sonuca da katılıyorum. Bazı endişelerim var ama burada diğer konuştuklarım hakkında da saldırmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sözü ben Sayın Araştırma Görevlisi Ceren Hanım'a veriyorum. Sayın Dekan Hocam, Sayın Fikret Hocam, Sayın Hocalarım, Sayın Yargıtay Daire Başkanlarım, Sayın Yargıtay Daire Üyelerim, Sayın Hocalarım, Sayın Katılımcılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu değerli etkinlikte yer almış olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yüzden de mensubu olduğum Yeditepe Üniversitesi'ne, Lexis Avukatlık Ortaklığı'na ve GİODER'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Profesör Doktor Abdülkadir Arpacı Hoca'nın oturum başkanı olduğu bir oturumda da konuşmacı olduğum için ayrıca gururluyum. Bugün Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi ve proje finansmanı arasındaki ilişkinin incelenmesini konu alan bir sunum yapıyorum. Şimdi tabii Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi de proje finansmanı da başlı başına çok geniş konular. Birbirleriyle bağlantıları açısından önemli olan nokta şu ki Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi günümüzde çok fazla sayıda akdedilmesine rağmen aslında uygulamanın tek elinde gibi görünüyor. Ancak bu belgeler gizli tutuluyor. Akademideki duruma geldiğimiz zaman ise yok denecek kadar az akademik çalışma yapılmış bu alanda. Dolayısıyla Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi'nin hukuki niteliğinin belirlenmesi ve devamında yine Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi'ne uygulanacak hükümlerin belirlenmesi anlamında proje finansmanının anlaşılması çok önemli. Yapı İşlet Devlet modeli bir proje finansmanı yöntemi çünkü aslında. Proje finansmanı yöntemi dediğimizi de tebliğimin ileriki aşamalarında açıklayacağım. Tebliğimi 3 bölümden oluşturdum. İlki Yapı İşlet Devlet Sözleşmesi ve Yapı İşlet Devlet modelini açıkladığım kısım. İkinci kısımda proje finansmanının ne olduğunu anlatacağım. Son bölümde ise proje finansmanı ve Yapı İşlet Devlet modeli arasındaki bağlantının nasıl bir bağlantı olduğunu ve bunun hukuken, sözleşmeler hukuku anlamında neden önem arz ettiğini açıklayacağım. Hemen ilk slaytımıza geçelim. Evet, şimdi bizim bir Yapı İşlet Devlet modelini düzenleyen 3996 sayılı bir kanunumuz var. Kısaca Yapı İşlet Devlet Kanunu diyelim buna. Buradaki tanıma göre ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup yatırım bedelinin elde edilecek kar dahil olmak üzere sermaye şirketine veya yabancı şirkete şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini konu alıyor. Biraz kısaltalım bunu. Yapı İşlet Devlet modelinde aslında görevli şirket
idarenin sahip olduğu mal varlığı üzerinde bir yatırım yapmayı, bir işletme kurmayı, bunu belli bir süre boyunca işletmeyi ve belirlenen sürenin sonunda da bunu tekrar idareye devretme borcu altına giriyor. Şimdi burada dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tabii çok fazla örneği var. Son 30 senede özellikle İngiltere'den başlamak üzere çok sayıda proje yapı-işlet devret modeliyle hayata geçirilmiş durumda. Süveyş Kanalı ve Manş Tüneli bunlardan bir tanesi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu tabii. Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu ve son olarak da 18 Mart'ta geçtiğimiz günlerde işletme süresi başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu. Yapı-işlet devret modeli tabii başta ulaşım, telekomünikasyon, enerji sektörü olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Bunun yanında okullar, hastaneler gibi sosyal nitelikli yatırımların yapılması anlamında da çok önemli. Şimdi hemen sonraki slayta geçelim. Yapı-işlet devret modelinde bir görevli şirketimiz var. Şimdi 3996 sayılı kanun yapı-işlet devret modelini düzenliyor. Ancak şu şekilde düzenliyor. İdare ve görevli şirket arasında bir sözleşme yapılıyor. Buna biz uygulama sözleşmesi diyoruz. Ve uygulama sözleşmesi temel alınarak aslında burada gördüğünüz diğer sözleşmeler imzalanıyor. Bir önemi, yapı-işlet devret modelinin yalnızca kamu ve özel kişiler arasında olmayabileceği, bizim ülkemizde ve 3996 sayılı kanun kapsamında yapılan sözleşmeler mutlaka taraflardan bir tanesine idarenin oluşturduğu sözleşmeler olacak. Ancak tabii ki özel kişiler arasında da yapı-işlet devret modeliyle yatırımların yapılması sağlanabilir. Burada gördüğünüz gibi görevli şirket ve idare, çok kompleks bir yapı var. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Çünkü yani yapı-işlet devret sözleşmesine biz burada uygulama sözleşmesi diyelim. Çünkü oldukça fazla karışıyor. Şimdi burada bizim 3996 sayılı kanunumuzda yapı-işlet devret modelini açıklıyor aslında ve uygulama sözleşmesinin tanımını yapıyor. Uygulama sözleşmesi de idare ile burada ihaleyi kazanan şirket arasında imzalanan sözleşme. Bu görevli şirket kendisi yüklenici olmayı tercih edebilir veya alt yüklenicilerle çalışabilir. Bakım ve onarımı kendisi sağlayabilir veya bakım ve onarımı sağlatmak üzere yine alt sözleşmeler yapabilir. Kullanıcılar bakımından görevli şirket ile yani bu kullanıcılar farklı şekillerde tabii ortaya çıkabilir. Mesela bir tünel, bir köprü projesinde o köprüyü kullananlar ile görevli şirket arasında bir sözleşme akdediliyor. Eğer görevli şirket bunun işleteni ise görevli şirket bunu bizzat işletebilir. Veya başkaca bir sözleşme yapabilir. Kredi sağlayanlar, genelde bankalar, bunlarla tabii bir takım sözleşmeler imzalanıyor. Ve sponsorlar tabii. Bunların tamamını uygulamalı bir şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi üzerinden sonraki slaytlarda göstermeye çalışacağım. Tarafların edimlerine geldiğimiz zaman, şimdi yapı-işlet devret modelinde dedim ki uygulama sözleşmesine yapı-işlet devret sözleşmesi dersek biz, taraflardan birisini idare oluşturuyor, diğer bir tarafını ise görevli şirket oluşturuyor. Görevli şirketin finansman sağlama, inşaat yapma ve bunu işletme ve bunların doğal bir sonucu olarak da tabii idareye öngörülen sürenin sonunda bu yatırımı devretme borcu var. İdarenin ise işletme hakkı sağlama borcu doğuyor yapı-işlet devret sözleşmesi sonucunda. Tabii bir takım başka yükümlülükler altına da girebilir. Dün Sayın Eyüp Kul da bahsetti burada bir takım
garantiler de çoğunlukla verilebiliyor. Çünkü burada menfaatler dengesi sürekli değişiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Zaman içerisinde tarafların bu proje içerisinde yer almaktaki motivasyonları değişiyor. En başta idare bir finansman ihtiyacı ve teknoloji ihtiyacı olduğu için belki de bu projenin yapılmasını çok isterken süre ilerledikçe inşaat proje, tesis yapılmaya başlanıyor ve artık motivasyonu daha yüksek olan taraf yatırımcı yani görevli şirket oluyor. Çünkü bir an önce bitsin ve ben bir an önce bu gelirleri elde etmeye başlayayım, yatırdığım yatırımın karşılığını alayım diye bekliyor aslında. Dolayısıyla bizim sözleşmeler hukuku bakımından menfaatler dengesini değerlendirmek istediğimiz durumlarda bu dengenin de sürekli değiştiğini ve projenin hangi safhada olduğunu mutlaka değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Şimdi hemen konudan uzaklaşmadan bakalım proje finansmanının ne olduğuna geçmeden önce. En günceli bu olduğu için Çanakkale Köprüsü'nü seçtim. Aynı zamanda da ülkemizden bir örnek vermek istedim. Şimdi proje ismi, bunların tamamı kamusal erişime açık bilgiler. Kısaca Çanakkale Köprüsü ve otoyolu deniyor. İdare diye az önce söylediğim taraf, Yüksek Planlama Kurulu'nun öngördüğü idarenin hangi birimi ise o. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bu sözleşmeyi yapmaya yetkili görülmüş. Görevli şirket ise az sonra bahsedeceğim üzere burada proje finansmanı kapsamında yap işlet devlet modelini kullanırken bunu Türkiye'de yapıyorsanız eğer mutlaka ayrı bir şirket kurmanız gerekiyor. Ve bu projeyi ayrı bir şirketin eliyle hayata geçirmeniz gerekiyor. Burada da görevli şirket Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırımı ve İşletme Anonim Şirketi. Anonim şirket olması dolayısıyla tabii yani yatırımcıların kural olarak sınırlı sorumlu olduklarını söylemek lazım. Evet, proje finansmanına geçtiğimiz zaman bunu gözümüzde canlanabilmesi için belki şöyle düşünebiliriz. Proje finansmanı bir çatı kavram ve yap işlet devlet modeli bunun altında. Yani proje finansmanı kapsamında yap işlet devlet modeli dışında birçok yine model olabilir. Yap, devret, işlet gibi ya da yap, işlet gibi. Veya proje finansmanı kapsamında az önce de söylediğim gibi yalnızca kamu, özel sektör işbirlikleri olmayabilir. Proje finansmanı özel kişiler arasında yapılan sözleşmeler bakımından da uygulanabilir tabii. Burada kamu özel sektör işbirliklerini de buraya katabiliriz. Yap işlet devlet modeli kamu özel sektör işbirliklerinin de bir kolu aynı zamanda. Bunun bir görünümü Türkiye'de en azından. Bir yatırımın hayata geçirilmesi amacıyla kurulan şirket bünyesinde sağlanan kredi ve sermayenin birleştirildiği bir yapı görüyoruz. Şimdi geleneksel finansman yöntemlerinde yani kurumsal krediler mesela alınırdı ya da bir kamusal yatırım yaptırmak istiyorsa eğer Dünya Bankası gibi yerlerden yine büyük meblağlarda krediler kullanırdı ve borçlanırdı aslında. Geleneksel yöntemler bunu öngörüyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada böyle bir borçlanmaya gerek olmadan proje finansmanı yöntemiyle büyük mega projeler denen bu yatırımları hayata geçirmemiz mümkün olabiliyor. McKinsey'nin tahminlerine göre 2013 ile 2030 yılları arasında 57 milyon dolar altyapı yatırım ihtiyacı olduğu söyleniyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Tabii global anlamda bir tahmin bu. Fakat bakıldığı zaman bu altyapı gereksinimini karşılayacak fonu var mı aslında devletlerin? Bu aradaki farkın yani gerekli altyapı ihtiyacıyla bunun fonlanması arasındaki farkın giderek açıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla proje finansmanı böyle bir konjonktürde çok çok işe yarayan bir yöntem.
Bu nasıl yapılıyor? Devlet bunu borçlanmadan nasıl yapıyor? Bir yatırımın hayata geçirilmesi amacıyla dedik. Kredi ve sermayeler birleştiriliyor. İdare bu projelendirme, proje finansmanı sağlama sorumluluğunu, yükümlülüğünü özel sektöre devrediyor. Yani az önceki slaytlarda gördüğümüz görevli şirket yalnızca inşaat yapıp orayı işletmiyor. Aynı zamanda bu yatırımın hayata geçirilmesi için gereken finansmanı da kendisi sağlamalı. Bir kısmını tabii buradaki şirket kendi öz sermayesinden bu yatırıma aktarıyor. Bir kısmı da krediler yoluyla yapılıyor. Burada projenin her bir aşamasına ilişkin risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve dağıtılmasını içeren bir finansman altyapısı var. Yani öyle büyük bir değerlendirme, analiz, ayrıntılı analiz süreci yürütülüyor ki bunların şu söyleniyor. Yani proje finansmanını tanımlamak çok zor. Hatta İngiliz bir yazar diyor ki yani odadaki bir fil gibi proje finansmanını tanımlamak çok zor. Ama görseniz bunun proje finansmanı olduğunu mutlaka anlarsınız. Çok çok ayrıntılı bir süreç. Belki bir oda dolusu yani malzemenin incelenecek sözleşmenin çıktığı söyleniyor. Bu da yine buradaki menfaatler dengesini ve yap işletler ve sözleşmesini anlarken yani bunu değerlendirirken kullanacağımız şeylerden bir tanesi olarak görüyorum ben bunu. Sonraki slaytta proje finansmanının özelliklerini bir araya getirmeye çalıştım. Bunu yani belli bir yerde düzenlenmediği için, bir mevzuatı olmadığı için proje finansmanının unsurlarını belirleyip sonrasında da tanımını yapmak zor. Fakat buradaki 7 unsur proje finansmanı kullanılan projelerde çoğunlukla yer alıyor. Uzun bir inşa ve işletme dönemi oluyor. Çanakkale Köprüsü bakımından bu 16 yıl, 2 ay 12 gün. Ne kadar ayrıntılı bir süre belirlemesi aslında. Uzun dönem finansman sağlanıyor. Burada yine Çanakkale Köprüsü üzerinden gitmek istedim. 10 farklı ülkeden 25 finansal kuruluşun taraf olduğu kredi sözleşmeleri. Burada 2.265 milyar euro tutarında 5 yılı geri ödemesi olmak üzere 15 yıllık bir kredi sağlanıyor. %70'lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, %30'luk kısmını ise Türk bankaları sağlıyor. Diğer bir unsuru proje finansmanının borç verenler faiz ve ücretlerini ödemek ve borçlarını ödemek için proje tarafından yaratılacağı öngörülen gelecekteki nakit akışına güvenirler. Şimdi az önce geleneksel finansman yöntemlerinden bahsettim. Bir diğer farkı da proje finansmanının bu. Nedir? Normalde geleneksel olarak siz kredi verecekseniz bir banka olarak mesela geçmiş bilançosunu incelersiniz orada o şirketin ve fiziksel varlıklarını esas alırsınız. Ama proje finansmanında daha bir çivi bile çakılmamış, hiçbir şey yapılmamış ancak kredi vermeyi kabul ediyor o banka. Böyle bir şeyi neden yapıyor? Gelir elde edeceğini düşünüyor projenin. Tabii ki bu kanıya varması da çok uzun, çok ayrıntılı bir inceleme sürecini gerektiriyor. Ve hiçbir fiziksel mal varlığı olmayan görevli şirket burada kendi kendine yeten bir şirket olarak ifade ediliyor. Yanına bazılarının İngilizce karşılıklarını da yazdım. Yani İngiltere'de doğan bir şey 1990'lardan sonra proje finansmanı ve orada çok fazla sayıda proje finansmanıyla altyapılar hayata geçirilmiş. Dolayısıyla oradaki terminolojiyi de kullanmak istedim.
Dördüncü özelliği, proje genellikle özel amaçlı bir tüzel kişilik aracılığıyla yürütür. Az önce de söylemiştim, bu Türkiye'de bu projeler bakımından mutlaka olması gereken bir şey. Çanakkale Köprüsü'nde de zaten ayrı bir anonim şirket olarak bir görevli şirket kuruluyor. Burada kredi ve öz sermaye, kredi bölü öz sermaye oranı yüksek. Yani bu ne demek? Verilen krediler buna yatırım yapan kişilerden her zaman daha yüksek. %70-90 oranında. Yani bunların tabii şu da değişiyor. Bir kredi verenle bir sponsorun yani yatırımcının aldığı geri dönüş de aynı olmuyor. Çünkü kredi veren kişinin aslında risk alanı daha dar. Proje gelir elde etmeye başladığı andan itibaren ilk gelirlerini her zaman kredi verenler alır. Ancak bundan sonrasını eğer daha da gelir elde etmeye devam ederse şirket, ondan sonrasını yatırımcılar alacaktır. Yani aslında yatırımcıların yatırımların karşılığını alması o projenin karlı olup olmadığına göre değişecek. Proje şirketinin fiziksel varlıkları finansmanda temelde düştükten sonra satılırsa, bu çok kötü bir fikir. Yani en son tercih edilecek şeylerden bir tanesi. Çünkü yani proje şirketinin mal varlığı aslında en fazla değere sahip olabileceği nokta, hayata geçirildiği ve gelir elde etmeye başladığı nokta. O yüzden aslında herkesin menfaati, yani bu yapı işletme devlet modeline dair olan herkesin menfaati. Burada projenin bir an önce hayata geçirilip gelir elde etmeye başlaması noktasında sağlanacak. Hemen Çanakkale Köprüsü bakımından da görelim yatırımcıları ve kredi verenleri. Bunlardan Limak ve Yapı Merkezi Türkiye'de kurulmuş. Kredi verenler arasında da Türk bankalar var, az önce de bahsetmiştim. Yani proje finansmanının klasik görüntülerinden bir tanesi bu. Şimdi bu şekilde tebliğimin 3. bölümüne geçmek istiyorum. Daha zamanım var mı hocam? Bir 5 dakika içinde bitirebilirim isterseniz. Evet, Gören abi. Buyurun hocam. Anlatmak istediğinizi anlatın lütfen. 5 dakikaya sıkıştırmak zorunda değilsiniz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Tebliğimin son bölümünde de bu yap işlet devret modeli ve proje finansmanı arasındaki bağlantının sözleşmeler hukuku bağlamında ne açıdan önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi yap işlet devret modeli çerçevesinde imzaladığımız uygulama sözleşmesine yap işlet devret sözleşmesi diyebiliriz dedik. Bir kanunu da var hatta kendi ismiyle, 3996 sayılı kanun. Fakat bu kanunun olması yap işlet devret sözleşmesini bir isimli sözleşme yapmaya yetmiyor. Bunları hep Fikret hocamızdan dinledik, okuduk aslında. İsimsiz sözleşmeler bakımından birçok farklı tartışma var. Yap işlet devret sözleşmesinin hukuki niteliği de yine bunlardan bir tanesi. Karma sözleşme mi yoksa sui generis sözleşmelerden mi? Çünkü finansman sağlama gibi bir edim de var burada. Dolayısıyla onu da dikkate almalı mıyız? Bu noktadan sonra uygulanacak hükümler bakımından da yine isimsiz sözleşmelerde birçok teori ortaya çıkmış. Yani birleştirme teorisi, sorma teorisi, hukuk yaratma veya kıyas gibi. Bunların tamamı aslında hukuki öngörülebilirliği sağlamayı amaçlıyor. Ve bu şekilde uygulanacak yöntemlerin belirlenmesini sağlama amacı güdüyorlar. Şimdi bu teoriler kapsamında yap işlet devret sözleşmesinin nedimleri inşaat yapma, işte kira sözleşmesi, bazı durumlarda üst hakkı, finansman sağlama, yani bunlara ilişkin hükümler, özel hükümler acaba uygulanacak mı? Doğrudan mı uygulanacak yoksa kıyasen mi uygulanacak? Bunların ötesinde Sayın Zafer Hocam bahsetti. Yalnızca özel hükümler değil, yani genel hükümlerde de mesela TBK 138'de uyarlama düzenleniyor.
Şimdi uyarlama tabii daha öncesinde de dürüstlük kuralından çıkmış bir kurum ve riskin yeniden paylaşılmasını öngörüyor. Şimdi biz yapı işlet devlet sözleşmesindeki menfaatler durumunu ve riskin zaten halihazırda nasıl paylaşıldığını bilemezsek, anlamazsak bu riski yeniden nasıl paylaştıracağımızı nasıl anlayabiliriz? Yine Sayın Zafer Hocam'ın söylediği gibi siz yapı işlet devlet sözleşmesine veya onu destekleyen sözleşmelere bir uyarlama maddesi koysanız bile neden o hüküm bile uyarlanamasın? Yani sonuçta dürüstlük kuralı temelli ve buradaki risk durumu, menfaatler durumu, tarafların sözleşmeye en başta bu sözleşmeye girme menfaatleri eğer zarar görüyorsa yine burada bir uyarlama söz konusu olabilir demek lazım. Ama bunların tamamının ötesinde aslında biz yapı işlet devlet sözleşmesinin içinde yer aldığı konjonktürü yani yapı işlet devlet modelini ve proje finansmanının nasıl işlediğini, tarafların bu sözleşmelerin tarafı olmayı neden istediklerini, bu motivasyonlarını anlamadan bunu yapabilmek mümkün olmayacaktır. Hakimin hukuk yaratması, sözleşme boşluğu, sözleşmenin tamamlanması, yorumlanması bunların tamamı genel hükümlerde yer alan ve her türlü sözleşmeye uyguladığımız hükümler. Sözleşmenin tekil yapısı, bireyselliği, somutluğu göz önüne alınarak uygulanması gereken hükümler. Dolayısıyla işte bir inşaatın, bir binanın, buradaki bir apartmanın yapılmasıyla yapı işlet devlet sözleşmesi kapsamında bir inşaat ediminin üstlenilmesine uygulanacak hükümler arasında tabii ki anlayış farkları, yorum farkları olmalıdır. Hakimin hukuk yaratması noktasında da buradaki konjonktürü anlaması yalnızca uyuşmazlık çıktığı noktada değil, fakat bu projelerin hazırlanması noktasında da bizim öngörülebilirliğe her zaman ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu şekilde yapı işlet devlet sözleşmesinin proje finansmanıyla ne şekilde bağlantılı olduğunu kısaca bilginize sunmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sayın konuşmacıya ben de teşekkür ediyorum. İçimizin dışımızın yap işte devlet olduğu şu günlerde gerçekten bu tabi son derece önemli ve bana göre faydalı olmuştur. Kutlar bir konuşmacıyı gerçekten bir hayli üzerinde durulması gerekli, tartışılması gerekli bir konu. Çok da aktüel malum. Şimdi efendim sayın katılımcılar bizim bir soru cevap şeyimiz var, süremiz var 15 dakika. Sorusu olanlar lütfen yazılı olarak sunsunlar sorularını ve kime yönelttiklerini de yazsınlar. Bekliyoruz efendim. Var mı soru cevap? Hocam sözlü olarak sorabilir miyim? Duymuyor olabilir hocam. Evet. Hocanın sorusu var hocam. Tamam. Hocam mikrofona geçerseniz. Efendim? Mikrofona geçerseniz Benimki de kaçak tebliğ gibi olacak. Kusura bakmayın bu son anda sorudan ötürü ama bir konuda ben yorum yapmak istiyorum. Şimdi biz kıta Avrupa'sında gereği gibi ifa etmeme ve ifa etmemeyi hep nedenleriyle ele alıyoruz ve nedenleriyle onlara sonuç bağlıyoruz. Nedeni nedir gereği gibi ifa etmemenin? Ayıp mıdır? Ayıp hükümleri. Aleut mudur? Örneğin geç ifa etme midir? Eksik ifa mıdır? Buna göre hukuki sonuçlar atfediyoruz. Bunu tabii yargı organları bu şekilde yapıyorlar ama kanun boyucunun tercihi bu yönde. Ama bu farklı da yapılabilir. Şimdi Zafer Bey konuşmasında dedi ki beklenmeyen hal ve mücbir sebep birbirinden farklı tanımlanabilir. Elbette. Kanun koyucu bunları tanımlamamış ve fakat bunlar
birbirinden farklı hususlar. Ve dedi ki, beklenmeyen hal aslında sonuçları daha hafif olabileceği için orada uyarlama gündeme gelebilir iken mücbir sebepte daha çok illiyet bağının kesilmesi söz konusu olabilir. Ama güzel bir örnek verdi. Yargıtay'ın bir 2013 tarihli kararı var. Diyor ki, her ne kadar bir deprem olmuş olsa da deprem esasen sonuçları itibariyle çok önemli bir deprem olmadığı için bir mücbir sebep sayılabilecekken normal şartlarda orada 2013'teki depremde ya da 2013'teki karara konu olan depremde biz tazminattan indirime gidelim demiş Yargıtay. Bence somut olay adaletini sağlamak adına ve nedenlerden çok sonuçlara odaklanmak adına ve pragmatizm adına çok güzel bir karar. Şimdi biz bu örnek üzerinden gidelim. Beklenmeyen hal ve mücbir sebebi bir kenara bırakalım. Evet, bunlar farklı kavramlar ancak kanun koyucu bunları tanımlamadığı için biz kendimizi zorlamayalım. Bir mücbir sebep olabilir, Yargıtay'ın verdiği karardaki gibi sonuçları hafif olabilir ve tazminat uygulanabilir. Ya da yeri geldiyse, şartları geldiyse 138'e göre uyarlama istenebilir. Bir beklenmeyen hal olabilir, bir ekonomik buhran olabilir. Orada sonuçları çok daha ağır olduğu için örneğin imkansızlık vardır diyebiliriz. Dolayısıyla nedenlerden çok yavaş yavaş belki daha pragmatik düşünerek sonuçlara odaklanmak, sonucu nasıl, kimleri etkiliyor, ne kadar ağır buna bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu düşünce genellenebilir. Ben bunu örnek kabiliğinden mücbir sebep ve beklenmeyen hal üzerinden anlattım ama bu örneğin CISG'de Milletler Arası Mal Satımı Sözleşmesi'nde ayıp söz konusu olduğunda da ayıp nasıl bir ayıptır? Ya da ayıp mı vardır? Geç ifa mı vardır? Bunlara bakılmaksızın sonuçları ağır mı değil mi? Buna göre bir sonuç atfedilebilir, sözleşmeden dönülebilir ya da ona göre tazminat istenebilir, onarım istenebilir vesaire. Çok teşekkür ediyorum. Hocam müsaade ederseniz en azından soru gibi algılayarak ben de bir şey söylemek istiyorum. Aslında aynı görüşteyim sizinle tamamen. Ben tanımlama belirgin olsun, tanımlar belirgin olsun diye ikiye ayırdım. Aslında tamamen dediğiniz gibi sonuçlara göre, yani imkansızlık yaratıyorsa bence mücbir sebeptir. İmkansızlık yaratmıyor ama aşırı ifa güçlüğü yaratıyorsa biz adına ne dersek diyelim ama aşırı ifa güçlüğünün sonuçlarıyla karşılaşacak zaten. Ben sırf bir tanımlamada bir belirginlik ortaya koyabilmek adına ona alelade beklenmeyen hal diyerek değiştirdim. Mücbir sebebi adeta bir nitelikli beklenmeyen hal olarak ele almaya çalıştım. Yoksa dediğiniz gibi kanuni bir tanım da yok. Bu tamamen ikiye ayırmamın tek sebebi aslında sonuçlar farklı yere gidiyor anlatmak içindi. Tamamen dediğiniz yere varmak içindi hocam. Teşekkür ederim.